Bugün 12 Şubat 2020 Pazar Çarşamba basın toplantımızdayız. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Ne yazık ki her basın toplantımızda bir acı haberi tekrarlamak mecburiyetinde kalıyoruz. Bu sefer de İdlib'de yaşanan menfur bir saldırı neticesinde daha önce 8 askerimizi kaybetmiştik. Bu sefer 5 askerimiz şehit oldu. 5 askerimiz de yaralandı. Şehit olan kardeşlerimize Cenab-ı Hak lütfuyla muamele eylesin. Yakınlarının ve milletimizin başı sağ olsun. Cenab-ı Hak yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin diyorum. Milletimize de yine başsağlığı temenni ediyorum. Tabii İdlib'de yaşananlar giderek farklı bir boyut kazanmaya başladı. Herhalde şu anda Suriye'de ve Suriye'nin içinde bulunan İdlib'de yaşanan hadiseler, İslam aleminde belki yaşanan hadiselerin en önemlilerinden birisidir. Kudüs'ü biliyoruz, diğer bölgelerde yaşananları biliyoruz ama dünyayı etkileyecek, Orta Doğu'nun şeklini değiştirecek, adeta dünyayı bir kaos ortamına çekecek bu gelişmeler hepimizi derinden endişe ettiriyor. Bundan dolayıdır ki tekrar tekrar söylediklerimizi bir defa daha burada ifade etmek mecburiyetinde hissediyorum kendimi. İdlib'de yaşanan bu gerginlik mutlaka müzakere ve diyalog yolu ile çözüme kavuşturulmalıdır. Bu çerçevede mutlaka Soçi ve Astana sürecine bütün taraflar hassasiyetle riayet etmelidir. Efendim bitti. Artık Soçi ve Astana sürecinden bahsetmek mümkün değildir gibi ifadelerden mutlaka çekinilmelidir. Unutulmamalıdır ki en kötü barış, en iyi savaştan daha faydalıdır, efdaldir. Suriye'de kaos ve çatışmanın değil, istikrar ve güvenin tesisi için herkes çaba sarf etmelidir. Bölgede kalıcı bir barış, küresel hesapların gölgesinde değil, bölgenin asli unsurlarının samimi diyaloğu ile sağlanmalıdır ve ancak böyle sağlanabilir. Ve bölgedeki her çatışma sadece bu bölgeye zarar vermektedir. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri özel Suriye temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geldi. Hemen ayağının tozuyla başsağlığı dileklerini iletti ve Türkiye'nin arkasında olduklarını, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin daima bir müttefik olarak arkasında duracağını ifade etti. Tabii bu ifadeler güzel ifadeler. Ancak biz Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede oynadığı oyunu tam olarak idrak etmezsek Amerika'nın bu aldatıcı tavırları bizi yanlış politikaları benimsemeye iteler.
Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede oynadığı oyunun adı Büyük Orta Doğu Projesi'nin gerçekleşmesidir. Bunun da esas adı Büyük İsrail Projesi'dir. Bu yeni bir iş değil. Tekrar tekrar gündeme getirdik. 1994 yılında Büyük Orta Doğu Projesi'nin haritaları Pentagon dergisinde yayınlandıktan sonra bu artık Amerika'nın vazgeçilmez bir politikası olduğunu ortaya net olarak koydu. Şunu unutmayalım. Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir zaman güvenilmez. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin halkı için aynı şeyi söylemiyorum. Ama bugünkü yönetim anlayışı Amerika'nın kendi menfaatlerinin dışında, bir de İsrail'in menfaatlerinin dışında hiçbir menfaati kale almadığını biliyoruz biz. 1979 yılında bir İran devrimi meydana geldi. İran devrimi neticesinde Amerika'nın en büyük destekçisi Şah devri kapandı, yıkıldı. Bunun üzerine Amerika İran'ı kendisi için ve bu bölge için tehdit olarak gördü. Saddam'ı Irak'ın o zamanki yöneticisi olan, bir diktatör olan Saddam'ı teşvik etti. İran'la 8 yıl süren bir savaş icra etti Saddam. 8 yıl. Ama sonunda bu savaşın kendilerine hiçbir tarafa fayda sağlamayacağı anlaşılınca savaş durdu. Savaşın durması Amerika'yı endişelendirdi. Dikkat edin. Bugünkü hükümete de sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na da lütfen bu oynanan oyunu bir defa daha gözden geçirin. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir büyük elçisi yoktu Bağdat'ta. Bir temsilci hanım vardı. Bu hanım açıkça ayrılmadan önce temsilci Amerika'nın resmi görevlisi gibi de gözükmeden çıktı. Bu savaş neticesinde Irak henüz ne istediğini alamadı ise de Kuveyt öbür tarafa destek verdiği için Kuveyt Irak'a, Saddam'a anasının ak sütü kadar helaldir dedi. Bunun üzerine de Saddam ne yazık ki Kuveyt'i işgal etti. Ve bu Kuveyt işgali kendi sonunun gelmesini sağladı. Amerika ikiyüzlüdür. Şu anda Türkiye'ye yapacağı vaatlerin hiçbir tanesine kapılmamak gerekir. Saddam'ın bu çıkışını önlemek için Allah rahmet eylesin Erbakan Hoca bütün dünyayı dolaştı. Saddam'ı ikna etmek için çaba sarf etti ama başarılı olamadı. Sonunda ne oldu? Amerika Irak'ı vurdu. Ama şartlar müsait olmadığı için 1991 yılında Irak'ı vurdu, işgal etmedi. Sadece üçe böldü. Bu bölünmenin kemikleşmesini istedi. Sonra AK Parti iktidara geldikten sonra AK Parti'nin desteğini alarak 2003 yılından itibaren Irak'ı fiilen işgale kalkıştı. Saddam'ın sonunu getirdi. Bunu kimse unutmasın. Bugün Suriye ile ilgili olarak Amerika'nın bize verdiği destek sadece ve sadece Türkiye'yi kışkırtmak, Türkiye'nin temkinli davranmasını önlemek içindir. Biz bugüne kadar Amerika'nın gazına gelmedik. Gelmedi bu iktidar son zamanlarda.
Soçi, Astana görüşmeleri bundan dolayı büyük önem taşıyor. Suriye problemini dış müdahaleyle değil, anlaşarak çözmek. Arada sırada Suriye'de bizim askerlerimize saldırı oluyor. Bazen de bizden öbür tarafa oluyor. Şunu sormak istiyorum. Hakikaten biz veya birileri bu saldırıların nasıl gerçekleştiğini tam olarak biliyor mu? Karşılıklı saldırılar o kadar kolaydır ki siz bazen Amerika kendi ajanları vasıtasıyla bu saldırıyı yapar, bazen kendi ajanları vasıtasıyla Suriye destekçisi gibi görünen ajanlarıyla kışkırtır, bu saldırı neticesinde savaş ortamı doğar. Zor bir şey değil. Bugün bunlar gerçekleşiyor. Geçmişte yaşadığımız hadiseleri unutmayalım. Bir savaş uçağını düşürdük Rusya'nın. Sonra pişman olduk. Sonra özür diledik. Yanlışlıkla başka hadiseler de meydana geldi. Orta Doğu'da biz barışı sağlamak istiyorsak, Türkiye'nin menfaatlerini kollamak istiyorsak mecburuz Soçi ve Astana süreçlerini devam ettirmeye. Bu bölgede Rusya'nın da, İran'ın da, Türkiye'nin de ve elbette Suriye yönetiminin de bir araya gelerek bu problemi çözme azmi olmalı, mecburiyeti var. Amerika'nın gazına gelirsek yarın başımıza hiç tahmin etmediğimiz problemler çıkar. Bu hükümet elbette yanlış yaptığı zaman iktidarı biz tenkit ederiz. Ama burada Allah rızası için yeniden düşünmeye davet ediyorum. Aldıkları doğru kararlarda her zaman yanlarında olduk. Patriot değil de S-400'ler dedikleri zaman doğru yaptınız dedik. Sonuna kadar da destekledik. Amerika karşı çıktı. NATO karşı çıktı. Başkaları karşı çıktı. Ama biz alınan isabetli karardan dolayı desteğimizi söyledik. Bugün de tekrar istirham ediyoruz. Lütfen gaza gelip yapmamamız icap eden bir noktada yanlış bir karar almayalım. Suriye'nin birilerinin gazına gelmek bize bir fayda sağlamaz. Suriye'yi vurmak, Suriye'yi yok etmek bize bir fayda sağlamaz. Suriye'nin bu hale düşmesi de maalesef büyük paylardan birisi bizim. Unutmayalım. Ama en büyük faydayı kim sağladı? İsrail. Karşısındaki bir gücü bütünüyle ortadan kaldırdı. Yok şimdi. Suriye diye güçlü bir ülke yok. Biz elbette Suriye'ye girip birçok yeri darmadağın edebiliriz. Bu güç bizde var. Ama bu gücün kullanılmasının arkasından ne gelecek onu görmeliyiz. Üzüntümüz burada. Oturup da kendi oturdukları yerlerden Türkiye'yi gaza getirenlere güvenilmez. Şu anda aklı selime ihtiyacımız var. Hiddete değil, şiddete değil, savaşa değil, barışa ihtiyacımız var bizim. Orta Doğu'yu kim karıştırdı? Orta Doğu'yu karıştıran doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisidir. Yoktu düne kadar Orta Doğu'da. Irak'ı bahane etti, girdi. Sonra Suriye meselesine gözünü dikti, orayı karıştırdı. Sınırda güya bir şeyler yapacaktı. Ne oldu? Kendisine göre bir güvenli bölge oluşturup Türkiye'nin geleceğini tehdit altına soktu. Eski etkisi kalmayınca Rusya'yla da karşı karşıya gelmemek için biraz kendisini kenara çekmiş gibi gözükse de neticede Amerika artık Orta Doğu'nun bir parçası. Onun için ben
bugün iktidarın adımlarını atarken bir kere değil 40 kere düşünmesi gerektiğine inanıyorum. Heyecanla oturan zararla, heyecanla ayağa kalkan zararla oturur. Bunu görmek mecburiyetindeyiz. Bundan dolayı biz şu büyük Orta Doğu projesini başkalarını değil, Suriye'yi kendimize göre bölmüşüz. Tasnifler yapmışız, İdlib demişiz, bilmem nereleri demişiz. O haritaları değil. 1990'larda Amerika Birleşik Devletleri'nin bir albayın çizdiği Pentagon dergisinde yayınlanan büyük Orta Doğu projesini alıp bir daha lütfen bakın ya, zarar gelmez. Bakın Türkiye nasıl bölünmüş. Orta Doğu nasıl bölünmüş, bir görün Allah rızası için. Maksat o projeyi tatbik etmek, tatbikata koymak. Türkiye ile Suriye arasındaki kriz Amerika'nın umurunda bile değil. Ha bir bakıma umurunda. Neden? Çünkü bu krizi kullanarak kendi menfaatini gerçekleştirmek istiyor. Onun için tekrar tekrar söyleme ihtiyacını duyuyorum. Bu bölgede barışı tesis etmek mecburiyetindeyiz. Barış tesis edilirken bazen fedakarlıklarda bile bulunmak gerekir. Ama emin olun sonunda bu bize fayda sağlar. Bu ülkenin bütünlüğünü korumamız şart. Ama biz eğer bunu yapamazsak Allah yardımcımız olsun. Yarın hangi problemlerle karşı karşıya kalacağımızı tahmin etmemiz mümkün, emin olun. Muhterem arkadaşlarım, tabii bu bapta Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Cumhurbaşkanı ifadelerini de teessürle karşıladı. Mustafa Akıncı kendisine göre bir takım fikirleri ortaya atıyor. Daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuştu. Bizi hem üzdü hem de ziyadesiyle şaşırttı. Mustafa Akıncı bu tavrıyla aziz Kıbrıs şehitlerimizin, emin olun, hatıralarını incitti. Akıncı başta olmak üzere herkes şunu bilmeli ki Kıbrıs Türkiye'nin vazgeçmeyeceği bir davasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayrı bir cumhuriyettir ama Türkiye ile bağları kadimdir. Akıncı şimdi hikaye anlatıyor. Bir de bundan 56 sene öncesine dönsün. 46 sene düzeltiyorum. 1974 harekatı kendiliğinden olmadı. Kıbrıs'ta ondan önce iki kere Rumlar kan döktüler. Kendisi neredeydi? Doğmuş muydu, doğmamış mıydı bilmem. Ama mutlaka biliyor orada Rumların işledikleri zulmü. Şimdi çıkıp mangalda kül bırakmadan Türkiye'nin aleyhinde bir takım ifadelerde bulunması sadece gafletin değil, yeri geldiği zaman ihanetin bile işaretidir. Niye Kıbrıs Cumhuriyeti doğdu? Biz niye Kıbrıs'a girdik? Çünkü Kıbrıs'ta bir cinayet işleniyor. Türkler katlediliyordu. Bize 1960 anlaşmasının verdiği yetkiyle girdik. Tek başımıza girmeyelim dedik. Gittik İngiltere'yle de konuştuk. Hiç itibar etmediler çünkü böyle bir adım atacağımızı tahmin etmiyorlardı. Sonunda orada akan kan durdu. Sonunda biz de durduk. Kıbrıs ikiye bölündü. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ın kendi hakkıydı müstakil bir devlet olmak.
Şimdi sapla samanı, affedersin, karıştırıyor Akıncı. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Kıbrıs'ın tarihini bilmeden, Kıbrıs'la ilgili mangalda kül bırakmayacak tarzda ifadeler kullanmak herkesten çok kendisine zarar verir. Çünkü o ifadelere itibar edecek kimse ne Kıbrıs'ta var ne de Türkiye'de. Bunu da çok iyi bilmeli. Kıbrıs bizim, tekraren söylüyorum, vazgeçilmez bir davamızdır. Öyle kalmaya da devam edecektir. Ben Sayın Akıncı'nın da ümit ederim ki en azından Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar ifade ettiği yanlışlıklardan pişman olduğunu ifade etsin. Kolay da değildir. Öyle devlet başkanları, bir ülkenin başında bulunanlar böyle ifadeleri bir defa kullanınca bir daha kolay kolay oradan rücu etmezler. Tabii bütün bunları anlatırken pazar günü Yeni Kapı'da icra ettiğimiz tarihi mitingi de bir defa daha hatırlamadan geçemeyeceğim. Aslında o miting sadece Kudüs için değil, bölgemiz için. Bu bölgedeki bütün Müslüman insanlar, vatandaşlar için. Sadece Müslümanlar değil, bu bölgede huzur içinde yaşayan Hristiyanlar ve Yahudiler içinde geçerli olan bir tavrın ortaya konmasına vesile oldu. Herkes biliyor ki özgür Kudüs bizim milli görüş olarak 50 yıldır önde tuttuğumuz bir davadır ve biz bu davadan kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Aslında 51 yıl oldu. İlk Kudüs mitingi 1969 yılında icra edilmişti. Arap-İsrail harbi olarak tanımlanan harpten sonra. Tabii burada bizi en çok sevindiren husus ise Kudüs denildiği zaman milletimizin farklı siyasi partilere mensup kimlikleri olmasına rağmen tek yumruk olabilmesidir. Bunu gördük biz İstanbul Kudüs mitingiyle, Büyük Kudüs mitingiyle. Aralarında her siyasi partinin, her düşüncenin temsilcisi olan kişilerin orada güzel bir tablo sergilemeleri bizi ziyadesiyle duygulandırdı ve ümitlerimizi, ileriye matuf ümitlerimizi artırdı. Ülkemizin tarihinde hiç olmadığı kadar kutuplaştığı bir dönemde gerek milletimiz nezdinde gerekse siyasi parti genel başkanları nezdinde bir araya gelmek bundan dolayı çok ama çok önemli bir adımdır diye düşünüyorum. Bu vesileyle bir kere daha bu mitinge katılan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sayın Ahmet Davutoğlu'na, Sayın Gültekin Uysal'a, Sayın İshak Sağlam'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na, özellikle büyük bir kalabalıkla toplantımıza, mitingimize iştirak eden İyi Parti temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ki ne yazık ki orada havanın soğuk olması sebebiyle kendilerine bir söz hakkı verilemedi ve aziz milletimizin her bir ferdinin ve bu mitingde emeği geçen bütün arkadaşlarımın gösterdikleri gayretlerden dolayı kendilerine, arkadaşlarıma şükranlarımı arz etmeyi bir vazife olarak görüyorum. Hakikaten bu miting aslında Orta Doğu'da oynanan oyunları herkesin görebildiğinin, müşterek bir tavır sergilediğinin işaretidir.
Biz oynanan oyunları görüyoruz. Bu oyunlara kapılmayacağız. Farklı siyasi partilere mensup olsak da ülkenin problemlerini çözmek için ellerimizde farklı politikalarımız, projelerimiz olsa da konu Orta Doğu, Kudüs olunca biz bir araya gelebiliyoruz. Bu hakikaten yüreklerimize su serpti. Gönlümüz isterdi ki davet ettiğimiz bütün siyasi parti mensupları da orada olsaydı. Ben onların temsilcilerinin, onlara gönül vermiş olan milletimizin birçok evladının da orada olduğunu biliyorum. Çünkü o soğuğa rağmen bu gösterilen fedakarlık ve azim hakikaten bizim çok ama çok önem verdiğimiz bir manzaraydı. Bundan dolayı tekraren bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak bizi her zaman böyle konularda bir araya gelmemizi nasip etsin diye de temennide bulunuyorum. Tabii dış politika önemli. Dış politika bizim adeta şu anda geleceğimizin ne olacağı konusunda sinyaller veriyor, bizi ikaz ediyor. Ancak ülkemizde yaşanan sadece Suriye krizi yok. Şu anda milletimizin adeta canına tak ettiren bir de ekonomik kriz var. İktidar çok büyük gayret sarf ediyor. Bu krizin önlenmesi için değil, üzülerek ifade ediyorum, kriz olarak algılanmaması için. İktidar bir konuda başarılı ama artık kimse de bu başarılı gözüken algı operasyonlarına itibar etmiyor. Çünkü canı yanıyor. Çünkü geçinemiyor. Çünkü insanlar ailelerinin geçimini sağlamaktan aciz duruma düştüler. Bu yönüyle en önemli konu işsizlik. İstesek de işsizlik, istemesek de işsizlik. Sen iyisin, iyisin demekle insanlar iyi hissetmiyorlar. İnsanımız canı yandığı için, ay sonunu getiremediği için, ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için psikolojik bir buhranın içine sürüklendiler. Bu öyle algı operasyonuyla düzeltilebilecek olan bir durum değil. Bu ciddi bir durum. Bu maddi bir durum. Fiziken canı yanıyor insanlarımızın. Ne yazık ki bu acı ekonomik durumun tepkiler, sosyolojik tepkilerini sık sık görmeye başladık. Bunun en dramatik örneği son zamanlarda artan intihar hadiseleridir. İşte Hatay'da Adem Yarıcı isimli bir vatandaşımız, çocuklarım aç, iş istiyorum, anlamıyor musunuz diye feryat ederek kendini yaktı. Bu hadiseler oldukça sık cereyan ediyor. Sonunda vefat etti. Bir insan sırf iktidarı protesto etmek için bunu yapmaz, yapamaz. Hayatına son veriyor. Bu iktidar gitsin ben de öleyim. Öyle düşünmüyor. Ama benim anlamadığım bir husus var. İktidar medyası bunların hepsini iktidara karşı bir algı operasyonuymuş gibi göstermeye kalkıyor. İktidar bu tip konular gündeme geldiği zaman da hemen yayın yasağı koyuyor. Bu doğru değil. Bir zamanlar yazar kasa vardı. Atılıyordu. İktidar
bu konuyu, yazar kasayı çok iyi bilir. Çünkü iktidara tam gelmeden önce rahmetli Ecevit'e karşı fırlatılmıştı. Yazar kasa şimdi önemini bile kaybetti. İnsanlar kendi hayatlarına kıyıyorlar. Kendi canlarını feda ediyorlar. Geçinemedikleri, çocuklarının, ailelerinin yüzüne bakamadıkları için. Allah rızası için anlayın ya. Biz bunları iktidarı sadece tenkit etmek için söylemiyoruz. Bu rakamları onlar da görüyorlar. Bu hadiselere onlar da şahitler. Ama hangi mantıkla bu hadiseleri yorumluyorlar, esas onu teşhis etmek lazım. Burada bir yanlışlık var. Burada bir haksızlık var. Burada bir hata var. Bundan dolayıdır ki ülkemiz ne yazık ki bugüne kadar yaşamış olduğu, onlarca yıl yaşamadığı bir krizin içinden geçmektedir. Bundan dolayı da iktidarın muhalefetle de yeri geldiği zaman oturup bu bunalıma ve krize bir çözüm bulma mecburiyeti vardır. Çözüm üretecek. Kimden alırsa alsın fikri. Her gün zam haberleriyle karşı karşıyayız. Artık bu yani komedi olmaya başladı. İktidar memura, işçiye zam yaparken hep %10'ların altında gidiyor. Ama elektriğe, suya, akaryakıda zam olduğunda %30'lar, 40'lar, 50'ler geliyor. İnsanlarımız elektrik faturasını ödeyemiyor. Su faturasını, gaz faturasını ödeyemiyor. TÜİK rakamlarla oynuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu rakamlarla iktidarın başarısızlığını az göstermeye çalışıyor. Başarısızlık var, problem var ama o kadar da büyük değil demeye çalışıyor. Ama son kendi yayınlarını hale aldığımız zaman bunlar bile işin ne kadar büyük vehamet kesbettiğinin işareti. Ülkemizde işsizlik bir önceki yılın Kasım ayına göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi olmuş. Bunlar hep revize edilmiş rakamlar. Bunu da herkesin bilmesinde fayda var. Çalıştığı halde geçinemeyen 7-8 milyon insan var buna ilavete. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,9 artmış. 24,5'a çıkmış. Tarım sektöründe 147 bin kişi işini terk etmiş. İnşaat sektöründe de 253 bin kişi işinden ayrılmak durumunda kaldı. Şimdi biz bu rakamları verdiğimiz zaman sadece iş olsun diye muhalefet yapıyormuşuz gibi de bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ama bu intiharlar bir algı operasyonu olamaz. Bu rakamlar bir algı operasyonu olamaz. Bunlar iktidarın resmi kurumlarının rakamları. Muhterem arkadaşlarım, AK Parti kurulduğunda bir ortak akıl diye bir mefhumu gündeme getirmişti. Aslında isabetli bir mefhumdu riayet edildiği zaman. Şu anda Türkiye'de ortak akıl kalmadı. Biz iktidarı, Sayın Cumhurbaşkanı'nı yeniden bu ortak aklı gündeme getirmesine ve buna sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu ortak akıl demek kendisi gibi düşünmeyenlerle de istişare etmek demektir. Kendi fikirlerine karşı
çıkanlarla da istişare edebilmek demektir. O zaman ortak bir akıl oluşur. Ülkemizde bugün ekonomide çok ciddi problemler var, hepimiz görüyoruz. Siyasette ciddi problemler var, kutuplaşma her geçen gün artırılıyor. Şu Cumhur İttifakı'nın bir tane gündeminde önemli madde var, o da kutuplaştırmak. Bu ülke ne kadar kutuplaşırsa biz o kadar etkili olabiliriz. Allah'tan korkun ya. Tabii Allah'tan korkma diye bir duyguları varsa bunu söylüyorum. Dış politika zaten başlangıçtan beri bir çıkmazın içine girdi. Eğitim keşmekeşi hala sürüyor, düzeltilemedi. Muhterem arkadaşlar, milletimiz bu manzarayla gözüküyor ki tam bir buhran içine sürüklenmiş bulunuyor. Bizim tarihimizin önemli şahsiyetlerinden Said Halim Paşa var. O Buhranlarımız adlı meşhur eserinde diyor ki, ne yazık şurası unutuluyor, şurası unutuluyor ki bir idare yalnız bir adamın veya bir partinin değil bütün bir neslindir. Biz bunu unutmamalıyız. Tekrar söylüyorum, ne yazık şurası unutuluyor ki bir idare yalnız bir adamın veya bir partinin değil bütün bir neslin eseridir. Eğer bugün yaşanan krizi aşmak istiyorsak bütün bir nesil el ele vermelidir. Yani hepimiz. Ortak akıl böylece ortaya çıkar. Gelinen noktada ne yazık ki tek adam idaresi, bugünkü yönetim tarzı ülkemizi içinde bulunduğumuz ortamdan çıkma noktasında etkili olmuyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu gidişatın vehametini idrak ettiğine dair emareleri de görmeye başladık zannediyorum. Çözüm belli. Tek akıl yerine ortak akıl, tek adam idaresi yerine millet idaresi. Her zaman olduğu gibi tekraren bütün uyarılarımızı bir kardeşlik vazifesi olarak yaptığımızı ifade etmek istiyorum. Şüphesiz ki güç ve kuvvet sahibi Cenab-ı Hak'tır. Allah milletimize, bütün insanlığa içinde bulunduğumuz sıkıntılardan bir an önce kurtulacak aklı, iradeyi nasip etsin diye temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sorular varsa cevaplayın. Evet. Sağduyu, sakinlik tavsiye ettiniz ama sizin toplantıdan biraz önce Cumhurbaşkanı'nın grup konuşması vardı. Askerlerimize saldırı olursa, onlar zarar görürse Soçi muhtıra sınırlarına bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız dedi. Öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu şartlı olarak söylenmiş bir söz. İnşallah böyle bir saldırı olmaz. Ancak biraz önce ifade ettiğim gibi bir saldırı varmış intibanı doğurmak da o kadar zor değil. Belli bir yerde sanki rejim güçleri bizim ordumuza saldırıyormuş intibanı doğuracak bir saldırı da yapılabilir. Bu ayrımı Türkiye'nin mutlaka yapması, burada hassasiyet göstermesi gerekir. Biz Suriye'ye karşı harp ilan etmemeliyiz. Bugüne kadar etmedik. Farklı unsurları kullandık. Tekrar söylüyorum, Soçi ve Astana süreci bitti demek aslında bizi istesek de istemesek de savaşa götürecek bir adım olabilir. Savaş herkese zarar verir.
gücümüze güvenerek bizim askeri gücümüze bir takım adım atmamız yarın bizim başımıza beklentimizden daha büyük bir çorabın örüldüğünü gösterir, ortaya kor. Bunun için ben Cefri'nin gelmesini pek de hayra alamet bir ziyaret gibi görmüyorum. Adeta kışkırtmak için geliyor. Türkiye'de de kışkırtıcılar var. Sayın Cumhurbaşkanlığı bunlara itibar etmemeli. Çünkü Türkiye zarar görürse Türkiye'yi bugün idare edenler tarih önünde mahkum olurlar. Unutmasınlar. Türkiye zarar görür ise eğer bugün Türkiye'yi idare edenler baş sorumlu olurlar. Niye S-400'leri aldınız Allah aşkına düşünün ya. Niye? Niye biz size destek veriyoruz bu konuda? Çünkü size dost zannettiğiniz çevrelerden bir saldırı olabilir. Ancak S-400'ler varsa siz kendinizi savunabilirsiniz. Başka bir mantığı var mı bunu? Açık ve net söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bu tip kışkırtmalara kapılmamalı. İnşallah kapılmaz diye de ümit ediyorum. Bir yanlış anlaşılma olmasın sözlerinizden de isterseniz. Hani bir saldırı intibası derken Amerika tarafından böyle isim vermiyorum. Bölgedeki güçler tarafından. Tabii. Yani ben Türkiye'nin Suriye ile savaşa girmesini arzu eden çevreler, Amerika'da bunun içindedir büyük ihtimalle. Onun için de diyorum ki bu çevrelerin taktiklerine dikkat etmek lazım. Bizi beklemediğimiz yerden vurabilirler, kışkırtabilirler. Onun dışında bir de sürekli tartışılan siyasi tartışmaları var. Bir Sayın Kılıçdaroğlu grupta siyasi açıklarken Sayın Cumhurbaşkanı'nın ismini telaffuz etti. Siz siyasi ayak için ne diyorsunuz? Ben bu konudaki düşüncelerimizi tekrar söyledim. Yani bu örgütle ilgili olarak aradan 3,5 sene geçti ya. Yeter. Artık varsa bir şey hala kalıntı, bunlar oturulup sessiz sedasız araştırılmalı ve üzerine gidilmeli. Yoksa hesabım vardı, selam verdiydin, bir mektup almıştın, birlikte fotoğraf çektirmiştin. Onların çocukları onların yurdunda kalmıştı. Böyle olduğu takdirde ben söyledim arkadaş, AK Parti'nin içinde buraya bulaşmayan kimse kalmaz. Ama bunlar işbirliği yapıp Türkiye'ye zarar mı verdiler? O zaman da söyledim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı tespit doğru bir tespitti. Bunların başı ihanet, ortası ticaret, altı ibadet. Ha ibadetin yerine ticaretle karışık menfaat kaygısı da girmiş olabilir. Onlardan bir mektup getirirsem bir makama tayin olurum diye. Makamları veren kim? İktidar. Ama bunlar ihanet için yapılmış işler değil, menfaat için. Ortada gözüken manzaraya bakarak atılan adımlar. Yeter ya birbirimizi böyle sürekli olarak FETÖ'yle ilgilendirmek, ilişkilendirmeye çalışmak kimseye fayda sağlamıyor artık. Eğer bugüne kadar 3,5 yıldır bulamadılarsa bundan sonra bulamazlar. Hep yanlış adam bulurlar. Yeter bu kadar Türkiye bu kadar mı zayıf bir istihbarata sahip ya? Bu kadar mı beceriksiz bizim istihbaratçılarımız? Yapmayın. Son olarak bu uyuşturucuların zindaşlığının tahliyesiyle ilgili çeşitli iddialar var. HSK'nın yaptığı soruşturmada da savcı ve hakimin ifadeleri vardı. Sayın AK Parti Burhan Kuzu'nun ismini verdiler. Onun baskı yaptığı yönünde siz bunu nasıl düşünüyorsunuz? Bununla ilgili, dosyayla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Yeni ortaya çıkan bir hadise. Böyle mahkeme gibi tek tek bunları ele alıp değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Mahkemeler bu işin üzerine gitmeli. Mevkiler, idari mevkiler gitmeli, araştırmalı. Neticede
bir karar vermeliler. Taraf tutmadan bir karar vermeliler. Başka bir soru yok. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.